Emekliye 6.000 Türk Lirası ilave zam geliyor ama hepsine değil. Emeklileri heyecanlandıran haber geldi. Uzun süredir gündemde olan ek zam, nihayet geliyor ancak bu ek zamdan bütün emekliler yararlanamayacak. SGK, en düşük emekli maaşının 12.500 liraya yükseltilmesiyle ilgili yasa düzenlemesi kapsamında fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda, 3.703.788 emekli, 7 Ağustos'ta 2.500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngören ve vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi resmi gazetede yayımlandı. Bu düzenleme ile, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi. Emeklilere bir güzel haber daha geldi. Uzun süredir gündemde olan ek zam, nihayet geliyor, ancak bu ek zamdan yalnızca 4C emeklileri yararlanabilecek. 3600 ek göstergeyle birlikte, hem memur emeklilerinin maaşlarında hem de emeklilik ikramiyelerinde artış yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? Emeklilere 6000 Türk Lirası ek zam ne zaman uygulanacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, son aşamaya gelmiş durumda. Yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren bu düzenleme, TBMM'ye sunulan torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Bir dereceye yükselen ve 30 yıllık hizmet süresini dolduran tüm memurları kapsayacak olan bu düzenleme, memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde artıracak. Mevcut durumda 2200-3000 ek gösterge arasında bulunan memurlar, düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında kayda değer bir iyileşme anlamına geliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ekonomik etkileri, sadece memurlar ve emekli memurlarla sınırlı kalmayacak. Memur maaşlarındaki ve emekli ikramiyelerindeki bu artış, ekonomiye de olumlu yansıyacak. Memurların daha yüksek maaş ve ikramiyelerle harcama yapma kapasitesinin artması, tüketim harcamalarını artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. Ayrıca, memurların emeklilik dönemlerinde daha iyi bir gelir elde etmeleri, sosyal güvenlik sistemine de pozitif bir etki yapacak.